Bilgisayarımızda DNS adresi değiştirerek, internetimizin ping süresini kısaltabilir, internet hızımızı daha optimize hale getirebiliriz. Açık kaynak kodlu ücretsiz dağıtılan DNS Changer programı sayesinde, manuel DNS adresi değiştirmeyle uğraşmadan, tek tıkla DNS adresini değiştirebilirsiniz. Programın sunduğu birçok DNS adresini görüntüleyerek, en iyi ping süresini veren sunucuya hemen geçiş yapabilirsiniz. Programı indirmek için, web tarayıcımızdan bu adrese giriş yapalım. İndirme linkini video açıklamasına da ekledim. Programı indirmeden önce, güvenli olup olmadığını merak ediyorsanız, antivirüs sekmesine tıklayıp tarama sonuçlarına bakabilirsiniz. DNS Changer programını bilgisayarımıza indirmek için, Download butonuna tıklayalım. Programın, Mac ve Linux işletim sistemleri versiyonları da bulunmaktadır. Windows versiyonu için, Win64.exe uzantılı bu linke tıklayıp indirelim. Web tarayıcınız bu şekilde bir uyarı verirse, ok simgesine basarak, sakla yazısına tıklayın. Masa üstüne indirdiğimiz .exe uzantılı dosyaya tıklayıp, programın kurulumunu yapalım. Programın ana sayfasında yer alan, Explore butonuna tıklayalım ve DNS sunucuların bulunduğu ekrana girelim. Bütün DNS sunucularını, artı butonuna basarak ekliyorum. Sizler kendi tercihinize göre birkaç tane de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi DNS sunucuların yanında ping sürelerini de göstermektedir. En düşük ping süresi olan DNS sunucuyu seçmemiz konusunda yardımcı olacaktır. Sunucu ekleme işleminden sonra programın ana sayfasına dönelim. Aşağı ok simgesine tıklayıp, eklediğimiz DNS sunucularından birisini ekleyelim. Örneğin, OpenDNS sunucusunu ekleyip aktif edelim. Gördüğünüz gibi ping süresi 50 civarında gözükmektedir. Başka bir örnek için, yine aşağı ok simgesine tıklayıp en çok bilinen Google DNS sunucusunu ekleyelim. Gördüğünüz gibi, Google DNS sunucuları ping süresi daha düşük gözükmektedir. Bir diğer örnek için, benim de kullandığım ve önerdiğim AdGuard DNS sunucusuna bakalım. Gördüğünüz gibi, ping süresi 10 gözükmektedir. Ping süresi ne kadar düşükse, internette yapılan istek süresi daha az olacağı için, internet hız kaybınız daha az olacaktır. DNS sunucunuzu değiştirdikten sonra, uygulamayı kapatabilirsiniz. Uygulama arka planda aktif olarak çalışacaktır. Ücretsiz olarak dağıtılan DNS Changer programını kullanarak, manuel ayarlarla uğraşmadan, bir tıkla DNS sunucularında geçiş sağlayabilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.